sergilemekten bahsediyoruz. Evet. Nur bağışlasın izleyicimiz. Teşhirden bahsediyoruz. Evet. Yani böyle mi anlamak lazım bu durumu? Gösterici dindarlığı bir teşhir, bir sergileme. Dilerseniz ona geçmeden önce dindarlığın şeyi üzerinde, toplumla ilişkisi üzerinde biraz durayım. Oradan oraya geçeyim. Tamam, daha abi. Belki bağlamsallaştırarak belki. Yani doğamızın bir parçası da değil mi yani böyle gösteriş? Öyle gözüküyor tabii. Ama yani din olgusuna yaklaşacak olursak din olgusu insani bir olgu. İşte Peter Ludwig Berger'lerden başlayıp veya daha öncelerden de başlayıp özellikle Berger'in adına şey için anıyorum çünkü o çok daha sistematik bir şekilde kuruyor yani insani varoluşun ontolojik bir parçası olması anlamda. Yani Durkheim'de de benzer şeyi görebiliriz. Dinsiz bir toplum bu açıdan imkansız gibi bir şey yani. Ateistik bir şey bile olsa dinsiz bir toplumdan bahsetmek mümkün değil. Çünkü din bir anlam temin edici bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Ama özellikle bizim sosyolojik branş açısından baktığımızda özellikle din gündelik dildeki manevi işte tabiat üstü veyahut da ilahi vesaire gibi şeylerden ziyade kültürel olan bir şeye de işaret ediyor. Yani biz bunu bu boyutlarla da tartışmak durumundayız burada. Dolayısıyla topluma mal olduğu andan itibaren bir kırılma, bir dönüşme, bir ifade tarzı bulma şeklinde sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi gayet doğal bir şekilde. Yani ben zaten orada da biraz Ejder Hocam'a belki itirazi mahiyette ya da eleştirel mahiyette Allah rızası için Edin Hocam. Yani. Evet. Yani öncelikle tebrik ediyorum hocam. Çok kitapları var zaten ama kitap baktığımızda tutarlı bir çerçeveyi ifade ediyor kesinlikle. Ama beslenmesi bakımından da ifade ediyor. Ama her itiraz şeyden sonra mı geliyor hocam? Öldükten sonra mı geliyor? Biz öyle bir şey yapmayalım da. Tabii ki bunun yanında kavramın biraz çok da literatür şeyini ben mi bilmiyorum. Yani Alportların falan şeyler var vesairesi var ama yani bunu siz de ifade ettiniz. Yeni basımlarda işte yeniden yani, daha şey yani. Göreceğim falan şeklinde. Yani şu benim takıldığım nokta şu. Yani din dediğimiz hadise dışa vuran bir hadise. Yani modern bir fantezi olarak görüyorum ben. Yani içe ait bir din, vicdani bir şey. Böyle bir şey yok. Yani ne kadar içe ait olarak kabul edilirse edilsin bence. Belki bir sosyolog olmaktan kaynaklanan bir yanlılık da olarak görülebilir. Din sürekli olarak dışa taşmak durumunda olan bir şeydir. Evet. Ama bu şekilde. Dolayısıyla burada gösterişçilik boyutunun tabii ki görsel toplum kavramıyla çok yakından bağlantısı var. Yani modernleşen toplumlarla birlikte bu görselliğin şey yaptığı, yani bir öne çıktığı imaj ve gösteri kavramlarının öne çıktığı bir ortamdan bahsedebilir durumdayız. Tabii ki bunun sizin de bahsettiğiniz gibi siyasal, ekonomik başka şeyler olduğu gibi din alanda da kaçınılmaz özellikleri var. Ama benim takıldığım nokta dediğim gibi yani din... gösterişçilik nerede başlar, nerede biter? Zaten Ejder Hocam da satır aralarında makalesinde, kitabında şey yapmış, ben rastladım, okudum gelmeden önce. Burada böyle bir sorun da var. Yani nereden itibaren gösteriş başlıyor? Nereden itibaren, nereye kadar gösterişe bir teşhire şey var? Ya da sizin ifade ettiğiniz gibi teşhir kelimesi daha belirleyici bir şey. Hocam, yani biraz suni, yapay bir şeyi içermesi lazım. Şimdi yani tabii bunu. Sosyal bilimci olduğumuz için bir takım sıkıntılarımız var. Kesinlikle. Yani mesela ben Ejder Hoca'ya onu soracağım aslında. Belki akışa aykırı da olabilir bu. Yani bizim elimizde bir teşhirometre mi var? Evet. Yani evet, mesela evet. Neyin teşhir olduğunu, neyin teşhir olmadığını, neyin gösteriş olup neyin gösteriş olduğunu ölçebileceğimiz bir takım objektif kriterlerimiz var. Teşhirometre diyorum, yeni uydurdum yani. Evet. Ben şey diyorum ona. İmanometreyi kullanıyordum da teşhirometreyi yerine. Ben yok, noter diyorum. Siz noter misiniz veya biz noter miyiz böyle hemen kesin tabii, işte tabii, böyledir. Bunu tabii. Belki ilerleyen dakikalarda mı konuşalım bilmiyorum ama onu görmek lazım. En azından izleyicilerimize şunu söyleyelim. Yani biz burada bir teşhirometre elimizde bir metre var. Onunla bir takım şeyler ölçüyor değiliz. Ama bir takım yaklaşımları ortaya koymaya çalışıyoruz. Gördüklerimizi analiz etmeye çalışıyoruz.